Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiq al-va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilme. Ve arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimma yestemi'una al-qawla fe yettebi'una ahsana. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته از الله عز و جل اشبو سعید الایام کنو بچه همزگی برکات لقیم بسن بگن توفیل ابن عمر الدوسی رضی الله عنه حقیده صحبت قیم بلامز توفیل ابن عمر رضی الله عنه توفیل رضی الله عنه ازن قومن سعیده ایده قومن اولو کشلردن ایده Aql, hushyor, adib, shoir kishilardan edi. Mana shu joyga o'zini to'xtalib o'tishimiz kerak. Qavmni ulug' kishisi, hurmatli kishisi, sayyidi. Bunday insonda hisob kitobi boshqalardan ozgina boshqacharoq bo'ladi. Agar yaxshi yo'l tutsa, unga ergashganlarda ajri bor. Unga ajr ikki barobar qilib beriladi. Agar yomon yo'l tutadigan bo'lsa, unga beriladigan jazo ham ikki barobar bo'ladi. Nima uchun? Çünkü o kavmini sayyidi, o başkalarına ibret, unga qarab adamlar özlerini, yollarını belgileydi. Unga taklit kıladı, unga geri geçerdi. Allah Teala Kur'an'da merhamet kıladı, estaizu billah. Ya nisa en nabi, lestunna ki ahadim minen nisa. Ey peygamberini, nabinin ayolları, sizler hiçbir başka ayollar kabi emezsiler. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın ayolu bu genlikler için, sizlerde halatiler başka çarabı oladı. Ya nisa an-nabi man yati minkunna bi fahishatin mubayyina yudha'af laha al-azab dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Ey nabining ayollari, sizlardan kim aniq gunohini qilar ekan, uning uchun azob ikki barobar qilinur. Bu Allohga oson bo'lgan ishdir. Ya'ni tutgan maqomi, tutgan mavqeyi qarab turib kishining hisob-kitobi boshqalardan farqli bo'ladi. Demak, rahbar odam boshliq odam, mahalla soqoli, bir nima deymiz, korxonani direktori, bu kishilar o'zlarini tutgan martabasiga qarab turib hisob-kitobi o'ziga xos bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turib, odamlarni bir narsaga buyurib, bir narsadan qaytarib turib, aytaradi o'zi oila a'zolarini yig'ib turib. Men odamlarni falon ishga buyurdim, falon narsadan qaytardim. Hushyor bo'linglar. Agar sizlar men odamlarni man qilgan ishni qilib qo'yganinglarni bilsam, sizlarga azobni ikki barobar qilib beraman. Nima uchun? Tutgan mavqeylar xos, boshqalardan farqlar bor. Sizlar xalifani oilasizsizlar. Tushunarlimi? Shuning uchun boshliq odam, rahbar odam o'zini qilayotgan ishiga, odamlarga ko'rsatayotgan ta'siriga, ibratiga e'tibor berishli kerak bo'ladi. Demak, Umar ibn Xattob oilasi Umar ibn Xattobga yaqin bo'lganligi uchun musibat o'p qoldi. Chunki jazo qanaqa? Xayr ehsonni hamma qatori oladi, lekin jazo bo'ladigan bo'lsa ikki barobar beradi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisini o'qishimiz kerak bo'ladi, Imom Muslimdan. Jalil ibn Abdulloh roziyallohu anhudan Rasululloh aytadilar: "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha." Kim islomda yaxshi sunnatni paydo qilsa, ya'ni yaxshi amalni paydo qilsa, unga amal qilganligi uchun o'ziga ham ajr beriladi va mana shu sunnatga ergashganlarni ham ajri unga qo'shib beriladi, nariga ergashganlarni savobi kamaygan holda. Endi kim islomda yomon bir sunnatni, bid'atni paydo qilsa, gunohni faoliyat boshlab bergan bo'lsa, shu gunohni o'zi boshlagani uchun bitta gunoh bo'ladi va unga ergashganlarni gunohidan ham bunga ulush boradi. Narigilarning gunohlari kamaymagan holda. Shuning uchun nimani boshlayapmiz, nima qilyapmiz, biz odamlarga qanday ibrat bo'lyapmiz, e'tibor berishimiz kerak. Tufayl ibn Amr roziyallohu anhu, mana aytdik, Davus qabilasining sayyidlaridan, ulug'laridan. Shu kishini iymoni sababli, shu kishini harakati tufayli qavmi iymonga keldi. Demak, inson o'zini tutgan mavqei bilan oliy illiy yilga ko'tarilishi mumkin, yoki mana shu tutgan mavqei sababli asfala sofilinga qulashligi mumkin bo'ladi. Sizga kimdir taqlid qiladi, shularni qilgan ishidan ham sizga yo ajr savob bor yoki gunoh ma'siyat bor. Bu sahobalarni
hayatını okurken biz buradalar her bitti siz bilmemiz ibret. Kim boy olsa sahabalar dışında boyları var ibret. Kim fakir olsa sahabalar dışında fakirleri var. Kimde kuvvet var, kimde mansab var. Hulas elbette siz bilmemiz gibi bunlar ibret boladı. Bu sahabanı bana şu cahiliyet davrede hem Araplarda ortasında hürmeti vardı. Muruvvetli, sahavatli, fazıl insanıydı. Onun ocağında ot uçmasıydı. Eşiği hiç kaçan yapılmasıydı. Yani Araplar bir kişinin sahavatli ekenliğini bildiriş mahşubu olsa o hakkında şunu dedi işaretli. Onun eşiği yapılmıyordu. Onun ocağında ot uçmuyordu. Yardım sorup gelen yardım verirdi. Aşka gelen karnını toydurardı. Korkanca amanlık, hatırcamlık, himaye verirdi. Yani bunun üstüne ettiğim bana akıllı, zirek ve adib, şair kişiydi. Yani de şunu hulklar egesi. Bir insan ki dinden uzağı olsa, ama şuna bir fazilet egesi olsa, güzel hulklar egesi buladıkken olsa, bir günmez bir gün şu hulklar onu Allah'ın ibadetine egedi. Allah tamamen yeteyleydi. Çünkü Allah da Allah, makarimul ahlak, güzel hulklarını yakış görüldü. Yani şu güzel hulklar hususunda, Müslümanlar, amal kılarken, Müslümanlar yaşarken, üçte meydanda hareket kılarken. Birincisi, fikir meydanı, ilim meydanı. Yani, üçünde bir adam ki, birinci meydanda işlediği adam, onda ilim var. İşlerini, halal haramını, fikrini örgenedi. Köp okuydu, köp düşünedi, haddan şişkenlerdi, hatasını torlaydı, savallarına cevap verdi. Fikir meydanı. İkincisi, İkinci meydan şunca meydan ki, bu amal meydanı. Hayır ihsan kıladı, adamla yardım beredi, bir ve bir çağlar, yetimlerde bir hizmeti de buladı. Bu yem yakşı. Üçüncü meydan, onda amal kıladı gen mumun şunca mumun ki, özü bilenle avarı. Yani gözünü tiyadı, kulağını tiyadı, daim zikirde buladı, tahaccüd namazı okuydu, nafır oza tutadı. Bu yem yakşı. İlim meydanı, amal meydanı ve özünü halın ıslah kılıçlı meydanı. Kaysınısı en kamili. Üç yarasını bir kıyın adammışı kamil buladı. İlimem okuydu, amelem kıladı. Özünün şahsi halatını tuzaçlıkken bir parva bu miydi? İbn İshak aytadı. Kureyş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaman körüşü yakaramazdan, uzatge ve sahabalarge aziyet verişi yakaramazdan, Resulullah ularge mulayim muamelede bulardılar, nasihat kılardılar. Onlarını hakka davet kıladılar. Bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşkaradan kegen Arap kabilelerinde sayıdları. Taşkaradan kegen kişilerini hem davet kılıçdı ki Peygamberimiz hareket kıladılar. Bana Tufayl raziyallahu anh'unu Peygamberimiz bilen birinci madde üçleştiği. Bu kıssanı Tufayl raziyallahu anh'unu özge koyup beremiz hikaye kıladı. O kişi aytadı. Makka'ga kelganimda Quraysh sayyidlari meni ko'rishib, aziz mehmonda kutib olishdi. G'oyatda ikrom ko'rsatishdi. Umraqa yana kelganmidi, tijorati bilan kelganmidi, xullas kelgan edi. So'ngra aytishdiki, "Ey Tufayl, sen bizni shahrimizga oramizdagi mana bu odam, mana shu odamni musibati bizga jiddiylashgan paytda kelding. U bizni jamoamizni bo'ldi, bizni tarqatib yubordi. Uning so'zi sehr misoli kishini otasidan kişini ayolidan bola chaqasidan ayırıp koyadı. Bizi başımızga tushgan narsani senin başınga tushligini xohlamaymiz. U bilan aslo gaplashma, uni so'ziga quloq solma deyishdi. Bir marta ömrida ko'rmagan, eshitmagan odamini shunaqa yomonlab berishdi. Nima uchun küfür ahli doim iymon ahlini, haq ahlini yomon ko'radi? Doim undashadi. Ogoh bo'linglar, hushyor bo'linglar. Mana shu odamga yaqin kelib qolmanglar. Noto'g'ri yo'lga boshlaydi, do'stlarini ajratib qo'yadi, jamiyatdan ajralib qolasan. Kishiga, zalolatda yurgan kishiga haq yo'l ko'rsatilsa, haqni Alloh taoloning qalbiga joylasa, narigi ulfatlardan o'z-o'zidan ajraydi. Bu ajralish emas, bu haqqa yurishlik. Narigilardan bir kun bu yoqqa nima qilishlik kerak? Endi musulmon odam, aqlli, xushli odam Palancı, yaman palancı, onu diye bunu diye deyse kör kör anı ergeçip gitmesliği gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Eşitken ki yapını kötüre bir avuruşlik, kişinin yalgancı ekkenliğe kifaya kıladığı yani dalil.
Eşken ki gapını kötarıp yürü orada. Teşir miydi? Borup sora mıydı? Anıgla mıydı? Polonç eşitliyle bana kıyken. Allah Teala bana şu nesadan siz bilen bizi kaytarıp etedi ki estağfirullah. Ya eyyuhallezine amanu in ca'akum fasikun binaba'in fetebeyyanu. Ve iman keltirgenler. Bir fasık haber op kese anıgliyeler. Anıgliyeler. Fetebeyyanu an tusibu kavman bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Bilmegen halingizde buran kavmge musibet yetkesip koyup kılgen işlerinizge afsus nadamat çekip kalması ilgileriniz için anıgliy. Mana Tufayl'ga peygamberimiz yomala berişti. Tufayl ibn Amr işandı, kulağına paxta tıkıp aldı. Eşitti, kabul kıldı. Teşirmedi. Endi qarang, siz bilan bizi ahli hak, ahli iman, adamlardan tosup, onlar da bizge yomonlayotgan adam. Sizge akıl o'rgatayotgan, nasihat qilayotgan kişinin özüge kimliği hem qarashlik kerak bo'ladi. Doğru mu? Nasıl nasihat nima? Sizge yaxshilikdir, ova ko'rishlik. Sizi yetaylaşlik. Yani nasihat turunu karayın. Yakşiliydi, rava körgen adam, siz demeyiz, sizge nasihat nasih boladı. Bizge, burada yamanlayken de bura, üç adamı özünü kimliğine karab koyuyelik. Allah'ı tanıydı mı? Namaz okuydu mı? Hala haramda parkıya baradı mı? Hak bulan batılda ortasındaki küreş buradalar daimi. Çünkü akıllı, huşlu adam, fasıklarını, facirlarını yaparken bunun yaplarını şart kabul kovamazdan oylaşlığı gerek, fikir kılışlığı gerek, mülahaza kılışlığı gerek, şaşırmasılığı gerek. Tufayl raziyallahu anh dedi ki, Allah'a kasam, Kureyş müşrikleri beni ayahlantırıştığı da şünçereye devam ettiler ki, özüm ve kavmim üstünde korkutuşu olurdu ki, Muhammed Aleyhisselam'dan hiç nesini eşitmezlik ya, uzatmadan yaplaşmasılık ya karar kıldım dedi. Bir Müslüman ikinci Müslüman hakkında nacoya yaptı işse, nima qilishlik kerak? Yomonla yaptı, tasdiqlamaslik kerak. Shu gapni gapiryaptimi deb bir maqsadi bor, yo hasadi bor unga. Yunga nisbatan gene kudurati bor. Ko'rkorona shunday bir hujjat dalilsiz, manaqa u, manaqa u, manaqa u deb aytyaptimi? Ishonmaslik kerak. Endi dalil keltirsa-chi? Unda nima qilish kerak? Unda taboyun qilish kerak. Boyagi yomonlanayotgan odam oldiga borasiz-da, birodar, siz haqingizda falan falan gapni eshitdim. Shu gap to'g'rimi deb taboyun qilishingiz kerak, aniqlashlik, aniqlik kiritishingiz kerak bo'ladi. Chunki shunday qilmasangiz fikringiz o'zgarib qoladi. Bordingiz, aytdingiz, u aytadi, "Yo, bu noto'g'ri gap" deydi. "Men unaqa emasman" deydi. Yoki, "Ha, bir paytlar shunaqa edim, endi nohaq ekanligimni tushundim-da, tavba qilganman, bu yo'ldan qaytganman" deydi. İnca'akum fasikun binabayin fetebeyyun. Eğer bir fasık haber yapıyorsa, bir fasık kişisilerle haber yapıyorsa, teşiriler. Bilmezden, teşirmezden, bir kavimge azar aziyet verip koyup, püşümünge komiyeler. Hak bilen batıl ortasındaki küreşini daimi dedik. Demek siz bilen biz braderler, ya ahlakı yaman köradigan, ahlı hakını yaman köradigan, batıl ahıllar bilen birge bulamız. Ya ki bu masam, anaşı iman egeler bilen bulsak, iymon egalarini himoya qilamiz. Qarangda. Mana Tufayl roziyallohu anhuni qo'rqitishovurdi, ogohlantirishovurdi, quloqiga paxta tiqib oldi. Agar indashmaganida ehtimol payg'ambarimiz bilan uchrashmasdi, indamay ketaveradi. Bir soat, ikki soat kiradi, Makkada ishini bitkizadi, bozorini qiladi, ketadi. Ehtimol uchrashmay qolishi ham mumkin edi. Endi bular payg'ambarimiz haqida shunaqa bir gaplarni gapirib qo'rqitishdiki, ularning maqsadi teskarisiga aylanib ketdi. Şurada bir misal kereyi boladı. Domla deydi. Falan kanaldaki falan programını körmeyin. Demek ya, şunun içinde bir şuna bir keti varırken, çıralı ağır programını alıp ararken şovudu, adam körü fitnelenip kalırsan eken. Mono kanalda, mono saatte boladı, mono alıp aradı. Yine domla çıkardı minbarga. Buradalar, mesela da bir fitneden ogohlantirib qo'yishim kerak. Mono kanalda, mono soatda, mono paytda buradagi programmani ko'rmanglar. Chunki juda ko'pchilik fitnalanib ketyapti-kan bundan desam. O'zi xabaringlar yo'q edi undan. Meni ham xabarim yo'q edi undan. Odamlar nima qiladi buni eshitib turib? Nimaki qani bir ko'raychi deydi. Tufayl roziyallohu anhu ular mana shunday man qilishligi bilan payg'ambarimizga bo'lgan qiziqishini orttirib qo'yishdi. Shuning uchun bolangizni biron gunohdan qaytarmoqchi bo'lsangiz
Şu bolazga şu günah yakın geldi mi yok mu karayın? Kavunu birer bir işten ayaklandırmak için olsa şu fitne var mı olardı yok mu? Şunge yakın kep kaldı mı yok mu? Eğer yok olsa bu nasıl yapılması gerek? Tufelim namrayt adı. Hatta mescidge yani Kabe'ye borgen paytımda Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri menge adaşımam eşitilip kalmasında kulağlarımda pakta tıkı aldım. Çünkü eşit halime geldim. Şu tarzda mescidge bordum. Muhammed Aleyhisselam Kabe'nin aldığı namaz okuyken iken onun namazı bizim namazımızı okşamasıdır. Birodarlar din nima? Din yaratuvchi bilan bog'lanish, mahluqlarga yaxshilik qilish. Din Alloh bilan bog'lanish va mahluqlarga xizmat qilish. Bir kishi Alloh bilan bog'lanayotgan bo'lsa yo, xalqqa foydasi tegmayotgan bo'lsa demak bu to'liq dindor emas. Tushunarlimi? Masjidga kirib olish, jamiyatdan ajralib olishi yo'q. La rahboniyata fil islom. Islomda dunyodan uzilib olishi yo'q. Alloh bilan bog'lanasiz, ibodat qilasiz, roza tutasiz, zikrda bo'lasiz va haloyiqqa foyda istayadi. Afzalun nas anfa'uhum linnas deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Odamlarda yaxshisi qaysi? Odamlarga ko'proq foyda istayadigan. O'zimizdan so'raylik, namoz o'qiyapmiz. Endi odamlarga foydam tegyaptimi? Jamiyatga foydam tegyaptimi? Yo'qmi? Din nima? Din samo sari harakat, din yer sari harakat. Samo sari harakat bu Alloh taologa bo'lgan iqbol, yer sari harakat bu mahluqlarga bo'lgan xizmat, ularga foyda keltirishlik. Tufayl ibn Amr aytadi roziyallohu anhu, uni yaqiniga borib turdim. Uni ko'rinishi menga yoqdi. Yuzida nur bor, go'zallik bor. Uning ibodati menga ta'sir qildi. Unga sekin-sekin yaqinlasha boshladim. O'zim sezmagan holda unga yaqin kelib qoldim. Quloqida paxtasi bor. Agar inson Qur'onni tinglasa, qalbi sof bo'lsa, qalbi sof bo'lsa, Allohni kalom ekanligini anglaydi. Uni qalbi sezadi. In huwa illa wahyun yuha. U Qur'on faqat Alloh taolo tomonidan payg'ambarga nozil qilinayotgan bir vahiy xolos. Tufayl ibn Amr aytadi, Alloh taolo Muhammad alayhisalomning ayrim so'zlarini menga eshitirishini xohlagan ekan. U yerda turib eshitdim va o'zimga o'zim onang seni yo'qotib qo'ysin, ey Tufayl. Xudo xayrini bergur. Allohga qasam sen iste'dodli shoirsan, yaxshi va yomonni juda yaxshi bilasan. Shunday ekan bu odamni aytganlarini eshitdan seni nima to'sadi? Nima to'sadi? Aqling qayerda qoldi? Olib kelgan narsasi yaxshi bo'lsa qabul qilasan, bo'lmasa tark qilasan dedimda quloqimdan paxtamni chiqarib yubordim dedi. Muhammad alayhisalom uyiga ketgunga qadar o'sha yerda turdim, keyin ergashib bordim. Uyiga yetganida men ergashib kirib, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizni qavmingiz siz haqingizda menga falon so'zlarni aytdi, shunday qo'rqitishdiki, sizni gapingizni eshitmaslik uchun quloqimga paxta ham tiqib oldim" dedilar. So'ngra Alloh sizni ayrim so'zlaringizni eshitishimni xohlagan ekan, eshitdim. Da'vatingizni bildiring menga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Tufayl roziyallohu anhuga Ixlos va Falaq suralarini o'qib berdilar. Tufayl aytadi roziyallohu anhu, "Vallohi u zotning so'zidan chiroyli so'zni, u zotning amalidan ko'ra adolatliroq amalni ko'rmadim." So'ngra qo'limni u zotga uzatib, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh" deb guvohlik berib musulmon bo'ldim dedi. So'rayapti. Kimsiz, nimasiz, da'vatingiz qanaqa? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarni ko'r-ko'rona itoat qilishlikka o'rgatmaganlar. Tushunarlimi? Ba'zida shunaqa bo'ladiki, domlamidi, oqsoqolimidi bir boshqa odamidi xato qiladi. Odamlarda ichida bironta odam chiqmaydi, "Menda adashib ketdingiz" deb qo'yadi, indamay turishaveradi. Bu ummatga bu narsa yarashmaydi. Bironta odam yo'qmi? "Ey" deydigan. Hammaning ichida adashishlik beadablik deb bilasizmi? Yolg'iz qolganda borib ayting. Domla, ma'da mana qildi deysiz, mana qamasmidi? Toki domla keyin safar chiqib tur, ma'da men adashibman birodarlar, mana gap to'g'ri bo'ladi, bir birodarimiz nasihat qildi deb qo'ysin. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu, Banu Mahzumni sayyidi, Sayfullohil Maslul bo'lgan sahoba, janglarda birida bir xato yo'l qo'yganida, quldan chiqqan Solim roziyallohu anhu borib nasihat qildi. Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan paytda ayollarning mahri to'g'risida bir noto'g'ri fatvoda aytuvdi, bitta ayol turib tuzatib qo'ydi. Xalifa tan oldi. Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turganda o'sha odam xalifaga yoqishligi uchun bir odam aytdi, "Ey Amir al-Mu'minin, sizdan ko'ra afzalroq insonni ko'rmaganmiz, sizdaqa zo'rini ko'rmaganmiz" dedi. Xalifa shu majlisda o'tirganiga bitta bir g'azab nazar bilan qarab chiqqanida bitta odam to'xtab turib aytdiki, "Yo'q, bu noto'g'ri gapirdi.
Sizden yaşlı adamı körgen misiniz dedi. Kimi de o deyip soradı halife. Ebu Bekir dedi. Şunali mi? Kör körünün işini olur muydu? Soraladı bilmen genesi anıklanadı. Peygamberimiz kör körünün itaat görgetme genler. Tufel ibn Amr ayta da raziyallahu anhu. Yok Allah'a yıkasam ki bundan köre çıralıyor sözlerdi işitmegen ben. Müslüman buldum. Şehadetini ettim. Mekke'de bir müddet, durup İslam'da örgendim. Kadir bölgenim için Kur'an yatladım. Sonra ettim ya Resulullah. Ben özümü kavmamı arası da abrolu adam ben. Onlar da aldığı kayıtı barıp onların İslam'a davet kılaman. Dua kılayım. Onlarını İslam'a davet etişimde kömekçi bulduradigan bir alamat versin. Dua kılayım. İslam'a davet etişte menge yardımcı bulduradigan bir alamat versin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kıldılar parvardigar. Onge bir alamat bergin. Alamat ne miydi? Ken kavmimge kayıtı barış için yolga çıktım. İki tağ arasındaki kengilikke çıkanında iki gözüm arasında çırağdaki nur payda olup kaldı. Peşenesinde nur çıkıp aldı. Özümce Rabbim bu yüzümden başka cahada bolsun. Eksik halde korkamayın ki kavmim dinlerini terk etkenim için yüzümde izi kaladigen ceza alıptı deyip güman kılışadı dedi. Parvatigar yüzüm demez deyip dua kılıyordu. Haliki nur kamçısını için götürüp aldı. Hüttü kandildik, hüttü bir lambiçkedik, hüttü bir çırağdik, kamçısının üçü yanıp duradıyan bu kaldı. Üyümge geldi yanımda, otam yanımge geldi. Otam gelmeyin, beni yanımge kemeyin. Men sizden masman, siz menden masiz dedi. E oğlum biz seni ne kıldık, ne gibi bunu dediysen? Men tahkik İslam getirdim, Muhammed Aleyhisselam geri geçtim dedi. Otam etti, oğlum seni dini, beni dinim dedi. Yani oğlu akıllı, adib, hoşyar adam. Ergeçtim demek hak bu. Sen ergeçken bu sen benim ergeçtim şu adam dedi. Tufayla otası geldi. Barıp yuğunup kıyımlarınızı paklayıp gelin. Keyin özüm örgen gene sana sizden örgütemem dedi. Otam şu işlerini kıp geldi. Otam gel İslam'da az kıldım. İslam'da kabul kıldım. Hüttü şu yaptı. Ayalı yemeği dedi. Ayalı yemeği dedi. Sizi din izmeyene dinim dedi. Şimdi ayalı yemeği dedi ki. Barıp zül şara soğuğu da yuğunup geyin dedi. Zül şara ne miydi? Davuz kabilesine sıkın adıken bir butu, heykeliydi. Şunu aldı da su barıdı. Yani uluksan aşardı bu suğuda. Yani de onu da yuğunsan bir zül şara da bir zarar teyip kalmaz mı ki menge? Degen hava atırdı kılıp ayol etti ki atanan fida bolsun sizge. Eğer zül şara da soğuğu da yuğunsam menge bir yamanlı yeter mi ki? Yani korktu. Şunu da etti. Seni hem kolun kurusun, Zülşaran'ı hem kolu kurusun. Senge bağırıp Zülşaran'ı soğudu yunup ye dedim. Bu taş, bu heykel senge zarar yetkizmesine ki men kafil ben dedim. Ailesi o kişinin davatı icabat kıldı. Lekin Davuz kabilesi o zatının davatını kabul kılmadı. Davuz kabilesinden birinci iman kildirgen kişi bu Abu Hurayra raziyallahu anh oldu. Abu Hurayra'nın kimliğini bilesiler. Hadis rivayet kılıçdaki de sahabalarının en peş kadamı boğan kişi. Demek Tufayl ibn Amr'ın davetini meyvesi Abu Hurayra Davusi buldu mu? Abu Hurayra'nın hemen kıyken sahabalı amalarından Tufayl ibn Amr'ın ölüşü var. Tufayl ayetadır raziyallahu anh'u sonra Davusi'ni davet kıldım. Onlar icabat kılışmadı. Onlar zinaya ve ribaya mükkesine geçişken idi. Zina buradalar adamların mallarını adamların ağır namuslarını yok kıladıyanlarsa, riba adamların da malı mülkünü parakende kıladıyanlarsa, riba yok olur ya adam, birgen adam hem ayı adam hem harb oladı. Onu hayatta görüp durup biz. Fakat yine Abu Hurayra icabat kıldı. Meneş Abu Hurayra bilen Tufayl raziyallahu anh'u Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aldıge kildi. Ve etti ki ya Resulullah, kavmimi davet kıldım, onlar icabat kılışmadı. Men aytdim, qalblarini qattiq küfür egallagan, davsini fisq va isyon yengib qo'ydi, ulardan umid yo'q dedim. Endi Abu Hurayra aytadi roziyallohu anhu, billa borganda. Shunda Rasululloh turib tahorat qildilar va namozga turdilar. So'ngra namozini o'qib olib, duo qildilar. Rasulullohni duo qilayotganligini ko'rib, endi hozir meni qavmimni davsini duo ibodat qilsa tugadi, bechora qavmim, jamoat halok bo'ldi dedim. Abu Hurayra xavotir qildi. Peygamberimiz mi deyip dua kıldılar. Allahümme ihdi davsan ve atibihim. Parvatgör davsını hidayet kıyın
ve onlarını men aldımge keltirgen dedi. Sonra Tufayl raziyallahu anhu'ya aytdi. Ey Tufayl, kavminizge qaytib boring. Onlarga muloyim bo'ling ve İslam'a davet qiling dediler. Davatda muloyimlikni Peygamberimiz tavsiye qilyaptilar. Shunday qilib Tufayl ibn Amr qaytib bordi, kavmini davet qilib qoldi. Bu müddet içinde Peygamberimiz Medine'ye hicret kıldılar. Ortada Badr, Uhud, Handaq gazvatları nihayesi yetti. Keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni aldı ki özüm bilen Davus kabilesinden bugün 80 ta aileni yetelebe abardı. 80 ta aile iman gekeldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni aldı ki yap geldilerini. Demek 80 ta aileni kıyan acilden, 80 ta aileni zürriyatlardan bulan acillerden kim gülüş var? Tufayl raziyallahu anhu'ya. Bizni ko'rib Rasululloh xursand bo'ldilar. Haybar g'azotida tushgan g'animalar taqsim qilayotganda borishgan edi, bizga ham undan ulush berdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Makka fath qilingunicha men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'ldim. Alloh taolo Makkani musulmonlarga fath qilib berdi. Rasululloh va musulmonlar Makkadagi ana shu butlar sanamlarni parcha-parcha qilib maydalashdi. Yana atrofdagi qabilalarni butlarni ham payg'ambarimiz sindirishlikka qo'shin chiqarar edi. Şu payette Tufayl raziyallahu anhu Davsliler sığınadigan, Davus kabilesi sığınadigan, Zulkeffayn degan butni sindirip gelişti ki Resulullah'tan izin soradı. Resulullah izin verdiler. Şunda özünü kiçkine yine sariyesi bilen, koşunu bilen ana şu Zulkeffayn'e meydana gene kegene de yok varmakçı bugün payette Davus kabilesinden bir top erkeği ayarlar kütüp duruştu. Yani hazır yoksa onge bir musibet yetedi. Onge bir bala keledi paylap duruştu. Ama hiç kendi bala kemedi. Tufayl raziyallahu anhu ot yaktı. Boyaga Zulkeffayn'ni küydürüp taşladı. Demek bana şu Zulkeffayn küyüp tamam buluşu bilen Davs kabilesinin kalbinde geçir hem küyüp tügedi. Davs kabilesi hem İslam'a gelişti. Tufayl raziyallahu anhu ömrünün ahri geçe Resulullah'ın aldığı diye yaşadı. Ve Resulullah vefat etkenden keyin halifelik Ebu Bakir Sıddık raziyallahu anhu okulu götü. Ve ahli riddalarga karşı bo'lgan janglarning birida birodarlar şahit bo'ldi. Tufayl öz qavmini haqqa da'vat qildi. Ularning islomiga sabab bo'ldi, oxiratiga nimadir qildi. Biz ham o'zimizdan so'raylik. Kim 30 yil yashadi, kim 40, kim 70 yil yashadi? Shu dunyoda ish bilan o'tib ketmayapmizmi? Ilm o'rgandikmi? Odamlarga yetkizdikmi? Buron oyat hadis tafsirini o'qib o'rganib, odamlarga ta'lim berdikmi, bir nimadir qildikmi biz ham? Bir o'ylanib ko'raylik. Tufayl raziyallohu anhuning ko'rgan tushi. Mana Rasululloh vafot etganidan keyin xalifalik Abu Bakr Siddiqning qo'liga o'tdi va arablar dindan qaytishdi, murtad bo'lib ketishdi. Shunda Tufayl ibn Amr o'zini o'g'li bilan xalifani xizmatida bo'ldi. Reddi uruşları başlanganida özünü oğlu bilen Musaylama Kazzobga karşı bo'lgan jang Yamamaga qarab Müslümanlarının qo'shinini avvalida chiqib bordi. Yolda ketarken özünü ashablariga dedi. Men bir tush gördüm. Tavil qilib bermaysizlarmi? Qanaqa tush ekan deydi. Tushini aytib beryapti. Tushimda sochim olinganini ko'rdim. Bitta ham tuki yo'q boshimda. Og'zimdan qush uchib chiqib ketganini ko'rdim. Bir ayol meni özünü qorniga kirgizayotganligini gördüm. Oğlum Amr meni istab yurganida oramızını bir tosuk tosup qo'yganini gördüm. Yani adamlar yaxshi deb qo'yishdi. İmam Malik İmam-ı Darul Hicra Hicret havlusunun imamı tush gördü. Tushida Azrail Aleyhisselam'ı gördü. Azrail Aleyhisselam'ga İmam Malik qarab menga qancha qoldi dedi. Shunda Azrail alayhissalom gapirmadi-da qo'li bilan ishora qildi. Shunday qilib ishora qildi. Imom Molik uyg'onib istirobga tushib qoldi. 5 yilmi, oymi, kunmi, soatmi, daqiqami? Tush tavrini bilimdoni bo'lgan, tobiinlardan bo'lgan Ibn Sirin rahmatullohi alayhining oldiga bordi. Qaranglar-da, Imom Molik kim u? Ibn Sirin kim? İmam Malik'in martabası balat. Ama bilmediğin nesasını, bilmediğin nesasını çıkıp oyan payıttı, buladığında olduğu gibi oyanı kibir kıma yaptı, akeler, ükeler.
Buzuk boysa buzuk koyardı ki bormaydı. Şu tomda kış çıkıp boysa kış çıkıp koyardı ki bormaydı. Nemas yol koymaydı? İlimden iki tane asa tosardı adamdı biraderler. Ne miydi o? Kibir bilen ortakça üyelçenlik. İmam Malik İbn-i Sirin'de aldığı gelip aydı. Ey İbn-i Sirin, düşümde Hazreti Aleyhisselam'ı gördüm. Menge kança kaldı desem, bana şunu dekili işare kıldı. Bu beş nime edip soradı. İbn-i Sirin aydı. Ey İmam-ı Darul Hicre, Malakul Mavd sizge, inne hada sual min khamsati aşya la ya'lamuha illallah dedi. Bu Allah Taala'nın özüden başka hiç kim bilmediğin beş tane sakıdaki saval depte sizge Azrail dedi. Yani Allah Taala beş değil de hiç kimge vermegen. İnna Allah'a indaha ilmusa ve yunazzilul gayz ve ya'lamu ma fil arham ve ma tadri nafsun ma da taksibu gada ve ma tadri nafsun bi ayyardin tamul. Kıyamette kaçan buluşunu Allah biladı. Yağmurda kaç yağışını Allah biladı. Ananın karnındaki balanın ahvalını Allah biladı. Erteki kişinin topşini hem Allah biladı. Kayırda ölüşünü hem Allah biladı. Yani menem bilmeyim ben de sizge dedi. Tufayl raziyallahu anh haytadı. Men şunu kuyuda geçe tavil kıldım. Saçımın alınışı bu başımın alınışı. Şahit buluşuyla ümit kılaman. Ağzımdan çıkıp gitken kuş meni ruhum. Meni özünün karnını kiritip yubargan ayol ise yer ki ana şu yerge men kömülemen, dafın kılınemen. Men şahit buluşta ümit kılınemen. Oğlumla men istaşı ise onu ham şahitliğine talep kılışı onu da tosup koygen tosuk ise bir müddet dedi. Eştik olamız bazı da falancı dedi ölüşüden bunun özge bildirip koygen eken falan işlakıp kalıdı. Karzların tölep kalıdı. Adamla da elene bitti keçinin sorup kalıdı. Kişi Allah da Allah onge acelini yakınlığını bildirip koygenliği Allah da Allah onge kürsatken ikramı buladı. Ömür otu varadı buradarlar. Göz kırılaşadı. Sağ sakala karadı. Bilden kuvvet getirdi. Elbette bu Allah tamamından verilgen işare. Ey bende menge yolu kışınge az kaldı. Üç raşuge tayyar mısın? Allah subhanahu ve ta'ala bu sahabalar hayatını okup örgenip onlarga iktida kılıçlıkke hemimizge tavfi bergen busun. Akulu kavli had.